Merkezi Kayıt Kuruluşu sunar. Haziran Perşembe haftanın 4. işlem gününe hoş geldiniz efendim. Bir kez daha geçmiş bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı sonrasında piyasalarda bugün ve yarın piyasalar açık ve tekrar Borsa İstanbul yatırımcısı finansal piyasalara kavuştu diyelim efendim. Tabii oldukça önemli, oldukça kritik gelişmeler yaşandı. ABD cephesinden gelen datalar ve açıklamalar bir kez daha Fed'in bir faiz indirimi yapması yönünde piyasalarda bir görüş bildirdi ve bu da tabii ki piyasalar açısından ve endekslerde de rekor getirdiğini paylaşalım. Biz tatildeyken Amerikan borsaları yukarıdaydı, Avrupa borsalarında ise parlamento seçim sonuçlarının negatif yansıması devam ediyor diyelim. O halde gündemin öne çıkan sıcak manşetleriyle başlayalım. Bir kez daha hoş geldiniz. Sabah ekranı başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantıları için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Şimşek, 19 Haziran itibariyle başlayan Londra temasları Cuma gününe kadar devam edecek. Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dom Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında yüzlerce yatırımcı ile buluşacak Hazine Bakanı ve toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Fitch Ratings para politikasında yeni bir aşamaya giriyor başlıklı raporunda Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu sene için %2.8'den %3.5'e çıkarttı. Ülke ekonomisinin 2025'te %3, 2026 senesinde de %3.2 büyümesini beklediğini kaydetti ve daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonu düşürmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkilerinde Temmuz ayından itibaren yıllık oranları düşmesinde katkıda bulunacağı söylendi. İngiliz Bankası Barclays ekonomistleri yaz dönemi boyunca Türkiye'de ekonomi yönetiminin Türk lirasındaki değer kaybına izin vereceğini öngördü. Analizde 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de korunmuş oldu. Raporda aynı zamanda enflasyonun yıl sonundan önce %50'nin altına düşmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın erken bir faiz indirim yapacağı da paylaşıldı. Aynı zamanda asgari ücrete bir zam yapılması durumunda yeni bir faiz artışı da olabileceğini söylüyor İngiliz Bankası Barclays. Avrupa Birliği Komisyonu, Birliği'nin 2025 yılı bütçe taslağını açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'nin gelecek yıl bütçesi 199.7 milyar euro olacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin bu yıl savunma harcamalarını %18 artıracağını bildirdi. NATO üyesi 23 ülkenin gayri safi yurt içi hasılası %2 ya da daha fazlasını savunmaya harcayacağını kaydetti. Ve geçelim Rusya'ya. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu. Putin, Kuzey Kore'ye varışından önce Rus basına yaptığı açıklamada, Pyongyang'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına desteğini takdir ettiklerini belirtti. Müzik
Avrupa Birliği Komisyonu aralarında Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı 7 ülkeye yüksek bütçe açıkları sebebiyle disiplin süreci başlatacağını duyurdu. Açıklamada komisyonun Avrupa Birliği bütçe açığı ve kamu borcu kriterlerine uyumlarını değerlendirmek amacıyla özellikle Belçika, Çekya, Estonya, İspanya, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya'ya yönelik rapor hazırlandığı belirtildi. Ve geçelim FED'e. Geçtiğimiz hafta FED bildiğiniz gibi faizleri sabit bırakmıştı. Yeni haftada da FED yetkililerinden sabır mesajı geldi. FED Guvernörü Adriana Kugler ve St. Louis FED Başkanı Alberto Musselam faiz indirimi için sabırlı olmaları gerektiğine işaret etti. Kugler faiz indirimi için yıl sonuna yönelik yönlendirmelerde de bulundu. Ve geçelim Türkiye milli takımına. A milli takım Euro 2024 turnuvasının ilk maçında Gürcistan'ı iyi bir oyunla 3-1 mağlup etti. 19 yaşındaki genç oyuncu 65. dakikada ceza sahası dışından bir şut çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Arda Güler atmış olduğu bu golle milli takım adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcu oldu. Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu Arda Güler. Evet, bir kez daha ekran başına hoş geldiniz efendim. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz, YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'nda rakamları konuşacağız. Tabii geçtiğimiz günlerde Euro 2024 turnuvası başladı ve Türkiye milli takımı genç kadrosuyla ne yapacağı çok merak ediliyordu. Gürcistan karşısında oldukça iyi bir oyun gösterdi ve 3-1 mağlup etmiş oldu. Sırada Portekiz var, grubun en favori takımı bildiğiniz gibi. Bakalım milliler Portekiz'e karşı nasıl bir performans gösterecek? Portekiz ise Çekya'ya karşı oldukça zorlandı. Grubun bir diğer takımını 2-1 mağlup etti ve 90. dakikada da bu ikinci golü buldun efendim. Paylaşalım, Türkiye ile Portekiz arasında anlaşılan o ki kıran kırana bir mücadele göreceğiz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. YouTube'dan yorumlarınızı da okuyorum. Birazdan onları da paylaşmış olacağız. Kur cephesiyle başlayalım isterseniz. Dolar endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 105'lerde yatay seyrine aslında devam ediyor. Burada en önemli noktaysa geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararında bir tane faiz indirimini bu sene için öngördü ve gelecek senede 3 tane faiz indirimini paylaştı. Bu da piyasalar açısından en azından faiz indirememe noktasındansa daha olumlu bir tablo olarak gözüküyor. Kur cephesinde 32.56'dayız. Özellikle Amerika'da dün açıklanan sanayi üretim rakamları, kapasite kullanım oranları ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen perakende satış öngörüleri önemliydi ve bu anlamda perakende satışlar zayıfladı ve enflasyonun da hız kesebileceğine dair önemli bir gösterge olduğunu belirtelim. Analistler tabii ki perakende satış verisinin tüketici harcamalarını yavaşlatacağını öngörüyor. Fed'in de yakın zamanda bir faiz indirimini yapabileceğini paylaştı ki özellikle John Williams dün yapmış olduğu açıklamada ABD ekonomisinin doğru yönde ilerlediğini paylaştı. Boston Fed Başkanı Susan Collins ise enflasyona ilişkin son dönemdeki olumlu verilere rağmen faiz indiriminin zamanlamasını önemli olduğu ve sabırlı olunması noktasında görüş paylaştı. Ancak özellikle piyasalar belki bir çeyrek sonrasında Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekliyor. Aynı zamanda tabii ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra temasları oldukça kritik. Burada özellikle JP Morgan gibi uluslararası yatırım bankalarıyla bir araya gelmiş olacak ve hem Türkiye ekonomisini anlatacak hem de belki önümüzdeki dönemde olumlu olması durumunda yeni bir yabancı yatırımı da paylaşmış olacak. Barclays'in analizi oldukça kritikti. Bildiğiniz gibi hem emeklilere
yeni bir zam çok tartışılıyor. Hem de asgari ücrete zam yapılmaması piyasaların da gündeminde ve Barclays de diyor ki eğer asgari ücrete bir zam yapılırsa Merkez Bankası 250 baz puan bir faiz artırımı yapmak zorunda kalabilir. Tabii ki enflasyonu artırabilecek bir gelişme olarak okuyor. Aynı zamanda asgari ücrete bir zam olmaması durumunda da Merkez Bankası'nın eğer enflasyon 50 puanın altına düşerse yıl içerisinde bir faiz indirim yapacağı yönünde de görüş paylaşmış oldu. Borsa İstanbul cephesi de geçtiğimiz hafta biliyorsunuz işlem vergisi tartışmalarının en azından ertelenmesiyle birlikte tekrar 10 bin puanın üzerine hızlı bir şekilde geldi ve bugün de piyasalarda olumlu bir tablo olduğunu paylaşalım. Az önce Çin Merkez Bankası faiz kararını verdi ve 5 yıllık LPR'larda bir değişikliğe gitmemiş oldu ve Borsa İstanbul cephesi de bugün 10.471.32 puan seviyesinden başlayacak. Fitch'in Türkiye ile ilgili büyüme tahminini yukarı yönde revize etmesi, Şimşek'in Londra temasları tabii ki piyasalar açısından da TL görüntüsü açısından da oldukça kritik olduğunu efendim belirtelim. Borsa İstanbul'da bu arada hisse senedi yatırımcı sayısı bir aydan sonra yeniden 8 milyonun altına inmiş oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK'nın verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 14 Haziran'la sona eren haftada bir önceki haftaya göre 489.916 kişi azaldı ve bir kez daha 8 milyon altına geri çekilmiş oldu. Tabii bu dönemde özellikle yabancıların devlet iş borçlanma senedi üzerinden Türk piyasalarına girdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda CDS düşüyor. Bu da tabii ki TL varlıklarına dair daha olumlu bir görüntü olduğunu belirtelim. 32.56 ile başlayacağız. Aslında dolar endeksinde nispeten bir zayıflama var. Orayı da kontrol ettiğimiz zaman geçtiğimiz hafta Fed'in özellikle enflasyonla ilgili endişelerini paylaşmıştı. Ancak yine de bir tane faiz indirimi olacak olması tabii ki piyasalar açısından dolar endeksini 104.90-105 seviyesinde tutmaya devam ediyor. Bu da nispeten 32.50 seviyesinde bir dolar fiyatlaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz dedi ve Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir dedi ve bu anlamda önümüzdeki dönemde aslında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı üzerinde yeniden revize olabilir beklentileri de bu şekilde masadan kalkmış oldu. New York borsası da dünü özellikle 0.15 puanlık bir yükselişle tamamladı. S&P 500 tarafında 0.25 ve Nasdaq tarafında da ılımlı bir artış vardı. %0.02 puanlık bir artış yaşanmış oldu ve ülkede açıklanacak olan önemli datalar da var. Bugüne baktığımız zaman ABD cephesinden analistler özellikle perakende satış verisinin yavaşlamasını pozitif olarak fiyatlıyor ve önümüzdeki dönemde tüketici harcamalarının azalacak olması ve enflasyonun da hız kesebileceği yönünde önemli bir parametre olarak değerlendiriyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musselam yeni Fed biliyorsunuz atanmış oldu. Fed'in faiz indirimlerini bir süre erteleyebileceğini ve indirimi destekleyerek verileri görmenin aylar değil çeyrekler alabileceğini söyledi ve bu anlamda da bir çeyrek sonra belki Fed'in faiz indirimi yapacağı yönünde önemli bir göstergeydi aslında. Nvidia tarafındaysa tekrar dünyanın en değerli şirketi oldu ve Microsoft'u geride bıraktı ve 3.3 trilyon dolarlık değeriyle Nvidia hem Apple'ı hem de Microsoft'u geride bırakmış oldu. Aynı zamanda pazar liderliğini de sürdürmüş oldu. İlk defa işsizlik maaşına başvuracak olanlar ve konut başlangıcı dataları da bugün piyasalar açısından oldukça kritik. Dün de Avrupa borsaları 3. işlem gününde İngiltere dışında düşüşte tamamlarken bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak ve bildiğiniz gibi İngiltere tarafında enflasyon datasında hızlı bir geri çekilme yaşanmış oldu ve İngiltere'de enflasyon Mayıs ayında %2'ye beklentilerine paralel olarak gerçekleşti. 4 Temmuz'da bildiğiniz gibi İngiltere seçimlere gidiyor ve İşçi Partisi'nin kazanması halinde enflasyonun yeniden yükseleceğini söylüyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İngiltere'de enflasyonun Almanya, Fransa ve Amerika'dan daha düşük bir seviyede olduğunu belirtti Sunak ve Başbakan olduğumda %11 olan enflasyona karşı kararlı adımlar attık, planımıza sadık kaldık ve şimdi ekonomide önemli bir aşamaya geldik. Ancak bizi seçmezseniz enflasyon tekrar yükselebilir uyarısında paylaşmış oldu efendim. Bugün tabii İngiltere Merkez Bankası'ndan bir değişiklik beklenmiyor. Ancak enflasyonun özellikle %2 patikasına oturması tabii ki İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyona dair de bir miktar daha olumlu konuşması
tartışmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa Parlamento seçimlerinde yaşanan aşırı sağcıların zaferi sonrasında Macron bildiğiniz gibi erken seçim kararı aldı ve bu süreçte Avrupa'nın en büyük hisse senedi borsası tekrar Londra oldu. Yani Paris kakaran Londra'nın gerisine kalmış oldu ve Macron'un sürpriz erken seçim kararı tabii ki dünyada da özellikle yankılandı ve piyasaların gözü tabii ki Temmuz ayında yapılacak olan seçim kararında özellikle Fransa'da tekrar aşırı sağ Le Pen önderliğinde yükselirse önümüzdeki dönemde Avrupa tarafında yeni yapılanmalar da muhtemelen gerçekleşebilir efendim. Yeni Zelanda bugün bakıldığı zaman teknik durgunluktan çıkmış oldu. O tarafta 0.1 puanlık bir büyüme kaydedildi ve Yeni Zelanda 3 çeyrektir büyüyemiyordu. Ancak bu çeyrekte teknik durgunluktan yani resesyondan bu haliyle çıkmış oldu. Japonya cephesinde de kısa vadeli tahvil hamlesi gelmiş oldu ve teklif genel hatları Cuma günü onaylanması bekleniyor. Aynı zamanda az önce de belirttim Çin Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasıyla birlikte Asya piyasalarında kırmızı bir tablo var. Japonya cephesinde de 0.44 puanlık bir düşüş var ki geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Japonya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi ve Japonya'nın tahvil hamlesi Nikkei borsasına da yarım puanlık bir satış getirdi. Güney Kore borsasında 0.31 puanlık bir artış yaşanırken Hindistan borsasında da bakıldığında 0.16 puanlık bir prim söz konusu. Altın cephesini kontrol edelim. O cephede özellikle dolar endeksinin yavaşlaması, hız kesmesi ons altın fiyatlarını yükseltti ve 2335 dolar seviyesindeyiz. İsrail ile Lübnan arasında yaşanan jeopolitik tansiyon piyasaların radarında ve petrol fiyatlarında da yeni haftanın dördüncü işlem gününde yön aşağı durumda. Diğer taraftan Bitcoin ile ilgili önemli tabii noktalar var. Alman hükümeti cüzdanından 6500 adetlik Bitcoin çıkışı yaşanmış oldu. Aynı zamanda Ethereum tarafında da SEC rallisi geldi efendim. ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Ethereum ile ilgili soruşturmasının nihai aşamasına gelindiğini söyledi. Bu da Ethereum fiyatlarını hafta içerisinde yükseltirken yeni günde yön aşağı Bitcoin fiyatlarında da 65 bin doların üzerindeyiz. Ve burada özellikle Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir analiz vardı ve bu analize göre Bitcoin cephesinde aslında bakıldığında bir banana zone yani burada muz alanından çıkmak durumundayız diyor ve bu sıkıcı bir fiyatlama diyor. Yakın zamanda Bitcoin fiyatlarındaki 65 bin dolarla 72 bin dolar arasındaki sıkışmanın yönünü yukarı çevireceğini savunuyor. Global Macro Investor şirketinden Julian Bittel yapmış olduğu açıklamada ve bu hareketlerden önce halving döneminde görüldüğünü belirtti ve fiyat hareketini gösterdi ve halving döneminde gördüklerimizden sonra güçlü bir yükseliş geliyor. Daha kısa süreli ama sert bir düzeltme oluyor. İniş ve çıkışların olduğu, piyasanın adeta biçildiği ve ardından da herhangi bir olumlu hissiyatı tamamen yok edecek son bir düşüş yaşadık diyor ve bu anlamda muz alanı dediğimiz banana zone'dan Bitcoin fiyatlarının çıkacağını savunuyor diyelim. Yurt dışı gündemle devam edelim. Evet, yurt dışı satır başlıklarına bakalım efendim. ABD cephesinden biz tatildeyken, Kurban Bayramı tatilindeyken oldukça önemli iki tane data açıklandı. Bir taraftan sanayi üretim rakamlarını karşılamış olduk. Aynı zamanda perakende satış rakamları da piyasaların odak noktasındaydı ve S&P 500 tarafında ve Nasdaq endekslerinde rekor tazelendi öncesinde ve burada özellikle makroekonomik veriler ve Fed'in özellikle sözlü yönlendirmeleri Amerikan borsalarında bir faiz indiriminin olabileceği ve resesyon anlamında da Amerikan ekonomisinin büyüyerek enflasyonu yok edebileceği yönünde bir kanaat gelmiş oldu. Bu da S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde rekoru getirmiş oldu dün itibariyle. Diğer taraftan sanayi üretim rakamları Mayıs ayında beklentilerin üzerinde arttı ve 0.9 puanlık bir yükseliş kaydetmiş oldu. Burada beklentinin 0.3 puanlık bir artış olacağını öngörürsek eğer piyasalar açısından önemli
bir sanayi rakamını geride bıraktık. Aynı zamanda perakende satış rakamları da 0.1 puan arttı. Beklenti 0.3 puan artması yönündeydi. Bu da tabii ki tüketicilerin özellikle enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde aşağı yönlü olacağını ve bu da piyasalar açısından da bir faiz indiriminin oldukça güçlü olabileceğini belirtiyor. Az önce de paylaştım, Nvidia dünyanın tekrar en değerli şirketi oldu ki son iki haftada özellikle Apple'la Microsoft arasında önemli bir yarış vardı. Zaman zaman Apple'ın tekrar birinciliğe yükseldiğine de şahit olduk ve özellikle ChatGPT yapay zeka teknolojisini telefonlarında barındıracak olması Apple hisselerinde tekrar bir alış getirdi. Ancak Nvidia'nın özellikle yeni çip teknolojisi piyasalar tarafından da beğenildi ve tekrar 3.32 trilyon dolar değeriyle dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı Nvidia. Diğer taraftan İngiltere cephesinde az önce paylaştığım %2'lik enflasyon rakamını tutturdu. Bu da son 3 yılın en düşük enflasyon rakamı. Özellikle Rishi Sunak görevi devraldığı zaman %11 olan enflasyonu kararlı bir şekilde %2'ye çektiklerini ve özellikle önümüzdeki dönem seçimlerinde kendilerine oy verilmemesi durumunda enflasyon tekrar yükselebileceğini söyledi ve özellikle bugün gözler tabii İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda bir değişiklik beklenmiyor ancak enflasyonun hız kesmesi özellikle İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey açısından da oldukça pozitif bir gelişme olduğunu belirtelim. Avrupa Birliği diğer taraftan Rusya'ya uygulanan yaptırımlarının süresini uzatmış oldu ve 23 Haziran 2025 senesine kadar Rusya'ya olan yaptırımları uzattı. Bu arada Suudi Arabistan gelişmekte olan piyasalar arasında en çok uluslararası tahvil ihraç eden ülke oldu ve böylelikle Çin'i geride bırakmış oldu ve Çin'in de uluslararası borçlanma anlamında son 12 yıllık birincilik noktası bu şekilde Suudi Arabistan'a geçmiş oldu. Avustralya Merkez Bankası da enflasyon uyarısını sürdürdü. Faizleri değiştirmedi. Şili Merkez Bankası da faiz indirim sürecine 25 bas puanla devam etti ve son olarak da ECB'den Santone enflasyon yardımcı olması durumunda faizleri daha da düşüreceklerini paylaşıyor. Avrupa'da özellikle resesyon kaygısı günden güne artıyor ki özellikle Almanya bildiğiniz gibi şahin kanattaydı. Ancak Alman ekonomisinin yavaşlaması onları da Nagel öncülüğünde faiz indirimlerine zorluyor. Avrupa Merkez Bankası üzerinden böyle bir iletişim kuruyor Bundesbank diyelim. Sevgili Nuran Çağla devam edelim. Evet devam ediyoruz efendim. Kurban Bayramı sonrasında piyasalar bugün ve yarın açık ve özellikle Borsa İstanbul tarafında tablo ne olacak? Önemli gelişmeler var. Fitch Türkiye'nin notunu daha doğrusu büyüme tahminini değiştirdi. Aynı zamanda Mehmet Şimşek Londra'da. Diğer taraftan aslında işlem vergisinin ertelenmesi de oldukça önemliydi ve Nuran Çağla stüdyomuzda. Nuran hoş geldin. Hoş buldum. Ankara'dan geldin. Nasıl geçti bayramın? Günaydın. Öncelikle böyle tekrar bayramını kutlamak istiyorum senin. Günü öyle başlayayım. Bayramım güzel geçti. Keyifliydi ama inanılmaz yorucuydu. Çünkü hala o bayram geleneğini sürdüren son ailelerden birisi olarak Ankara'da böyle buram buram o gelenekleri yaşamış olduk gerçekten. Ama keyifliydi. Ben o kalabalık böyle aile ortamını, akrabaları biraz seviyorum açıkçası. Güzel oldu o yüzden. Evet. Hoş geldin tekrar. Tüm izleyicilerimizin efendim Kurban Bayramı'nı, geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Hem dualarımız hem de ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle tabii diyelim ki. Efendim. Senin bayramın nasıl geçti bu arada Murat? Vallahi, sen neler yaptın? Ben biliyorsun asosyalim. Bayramda da çok fazla. Yani tabii ki yani kolu komşu ya da işte aile ziyaretlerinde bulundum ama genel olarak işte havada çok sıcak olunca İstanbul'un tadını çıkardım aslında. Sen Ankara'daydın, ben de İstanbul'daydım ve İstanbul gerçekten bayramda boşalmıştı, kimsecikler yoktu. Gayet huzurluydum. Yani aslında ben ve benim gibi böyle sonradan gelip İstanbul'u kalabalıklaştıranlar bayramlarda böyle şehri terk ettiği için sizin gibi böyle İstanbul artık tamamen yerleşik hayata geçenler gerçekten bence derin bir oh çekiyor Murat. Kesinlikle. Yani İstanbul'un ne kadar kalabalık bir şehir olduğunu anlamış oluyoruz Nurancığım ama efendim İstanbul'a döndüğünüz zaman acele etmeyin değil mi? Yani dönüş yolunda özellikle çok fazlasıyla kazalara da şahit oluyoruz. O yüzden
yüzden hız yapmadan, özellikle sevdiklerimizi düşünerek araçlarınızı kullanırsanız çok seviniriz. Muhtemelen insanlar zaten bugün de birleştirmiştir değil mi bu haftayı da? Evet, bence de. Hadi, pazar günden çıkarlar diye düşünüyorum. Yani biz borsa açık diye buralardayız. Az sonra da bir rakamları paylaşacağım. Meraklıları da belki ekran başında izliyordur ama çoğunluk konusunda ben de seninle aynı fikirdeyim. Bence onlar bugün de güzel bir tatil yapıyorlar. Vallahi bence yatırımcılar sıkılmıştır Nurhan. Yani o kadar tatilde değil mi? Bizim borsa yani, yatırımcısı evet. Biliyorsun sürekli işlem yapmak ister, ekrana bakmak ister ama bilmiyorum. Özlediniz mi efendim bizi ya da piyasaları? Birazdan konuşacağız. İstersen kısa bir araya gidelim. Tabii Borsa ki, İstanbul'u anlamaya ve özellikle bugün oldukça önemli ajandalar var. Hepsini tartışacağız efendim. Evet, bir kez daha hoş geldiniz. Bu hafta oldukça kısa olacak. Bayram dönüşü bugün ve yarın piyasalar açılmış oldu. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Sevgili Nurhan Çal, yavaş yavaş ısınmaya başlayalım artık değil mi? Tatil rehavetini üstümüzden atmak gerekiyor. Vallahi evde bolca maça doydum. Euro 2024 başladı biliyorsun. Bir taraftan voleybol, bir taraftan Netflix'ten kaçırdığım dizileri izledim. O yüzden gayet şahaneydi. İzliyor musun turnuvayı? Aslında şöyle, turnuvayı genel olarak izlemiyorum. Zaten defalarca söyledim. Futboldan da hiç haz etmiyorum ama bunu daha önce de belirtmiştim. Bende bir Arda Güler fanlığı böyle oluştu. O yüzden sadece sosyal medyadan böyle onunla ilgili kısımları takip ettiğim kadarıyla. Bir de kendisinin böyle hesaplarına açıkçası bakmaya, çok genç ya. Böyle genç ve başarılı isimler gerçekten çok hoşuma gidiyor. Hem o yüzden çok genç hem de çok olgun aslında değil mi? Yaptığı açıklamalarda aslında insana umut da veriyor. Çünkü genç ve yetenekli olabilir ancak o olgunlukta değilse kariyeri başka bir noktaya da gidebilir. Ama gerçekten de çok olgun bir futbolcu. Bir de şöyle bir şansı var bence. Real Madrid'deki teknik direktörü Ancelotti de çok iyi bir teknik direktör ve özellikle Türkiye-Gürcistan maçı öncesinde Arda'yı arayıp motive etmesi de bence çok önemli bir aslında değil mi büyüklük. Normalde her teknik direktör bunu yapmaz zaten. Tabii ki Arda zaten kendisi de paylaştı. Takım arkadaşlarından da çok güzel mesajlar almış. Yani inanılmaz bir motivasyon da çıktı zaten sahaya. Ki bence kendisinden bekleneni de gerçekten yaptı. Bizim yine gururumuz oldu her zamanki gibi. Yani tatlı birisi olduğunu düşünüyorum Arda'nın. Evet, bilmiyorum. Evet. O yüzden futbola karşı bu antipatimi bir nebze de olsa kırmayı başardı. Kesinlikle Arda Güler birçok Türk çocuğumuza, çocuklarımıza, gençlerimize de umut da oluyor. Rol model de oluyor değil mi? Özellikle evet, futbolda Arda Güler gibi olmak için birçok gencimiz, birçok çocuğumuz onu idol olarak görüyor. Bu da bence çok önemli. Çünkü son dönemde Türk futbolunda önemli bir star yoktu ve bu da Türk futbolunun aslında gelmiş olduğu seviyeden de anlaşılıyor zaten. Kesinlikle. Nurhan. Ama yeni dönemde bir umut var efendim. Şimdi istersen bir Borsa İstanbul'la başlayalım. Tabii ki. Nurhan'cığım, yani aslında işlem vergisi hikayesiyle tablo değişti değil mi? Yani işlem vergisini tartışırken Borsa İstanbul'da bir baktık 10 bin puanın aşağısına kadar gelmiştik. Özellikle yabancı yatırımcı bunu çok sevmemişti. Ancak işlem vergisinin ertelenmesi tekrar Borsa İstanbul açısından oldukça olumluydu son iki işlem gününde. Aynen öyle. 10 bin puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirdik. 10.471.32 puandan kapattık. 79.44 puanlık bir artışımız oldu. Değer kazancımız %0.76 olarak gerçekleşti. İşlem hacmimiz 96.362 milyar TL oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %6.53 ile spor, en çok kaybettiren %0.52 ile turizm olmuş oldu. Evet, geçtiğimiz hafta Cuma günü efendim. Özellikle spor endeksi biliyorsunuz Borsa İstanbul'un deli çocuğu. Evet. Bir yükseliyor, bir düşüyor. Tahmin edilmesi oldukça zor. İstersen hazır spor demişken Süper Lig kulüplerinin harcama limitleriyle devam edelim yurt içi gündemde. Çünkü orada özellikle takım harcama limitleri açıklandı. Yeni dönemde transfer döneminde başlayacak ki oldukça önemli bu limitler. Aynen öyle. O zaman hemen detaylara geçiyorum. En yüksek harcama limiti Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verildi. TFF'den gelen açıklama doğrultusunda yeni sezon öncesi takım harcama limitleri şu şekilde oldu. Şimdi Galatasaray 3.437.333.278 Türk lirasıyla zirveye oturmuş oldu. İkinci sıraya ise 3.285.079.836 TL ile Fenerbahçe geçti. Ardındaki birkaç böyle takım
takımımızı sıralayalım. Trabzonspor, Rams Başakşehir Futbol Kulübü ve Kasımpaşa ilk 5'te. Evet, Trabzonspor yaklaşık 2 milyar lira harcayabilecek efendim. Değil mi? Evet. Sonrasında Başakşehir'de yaklaşık 1 milyar lira, aynen 914 öyle. Milyon lira harcama limiti olduğunu paylaşalım efendim. Sonra biraz daha 246'lara kadar artık düşüyor. O zaman aslında sporla başladık. Böyle biraz karıştırarak gitmek istiyorum. Fenerbahçe'ye gideyim o zaman. 127 milyonluk yıldız takviyesi. Şimdi bir izleyiciler sana yükleniyor da bir yandan da ona gülüyorum. Vallahi zaten tahmin ediyorum Murat. Çünkü sen böyle orada gülüyorsan bıyık altından biliyorum ki birileri bir şeyler söylüyor orada. Şimdi Aysun Hanım diyor ki sana yine, Nurhan'cığım bu kombine kolye gerekirdi. Moda konusunda Murat Bey'den danışmanlık alabilirsin. Doğru bu arada gerçekten. Sabahları ben bu böyle işte kağıtları şeyleri hazırlarken biraz o konuda eksik kalıyorum. Bundan sonra seni dinleyeyim mi, ne dersin? Evet, dinlemen gerekiyor. Bence Aysun Hanım şu anda gold kemeri olduğu için muhtemelen gold bir kolye değil mi? Böyle hafif böyle ufak bir kolye güzel olur ya da en azından bir ya ışıltı vermesin. Ya da gold küpe de olabilirdi gold mesela. Küpe de olabilirdi. Bak, bomboş çıktım. Yani. Lütfen yani izleyicilerimiz bu anlamda tam anlamıyla senden bir kombin bekliyor Nurhan. O zaman yarın ekran başında beni takip etsin. Nurhan takıştırıyor efendim. Yarın ve bulduğum her şeyi takacağım, hadi bakalım. O zaman ben böyle devam ediyorum Murat. Sen orada böyle eğlenmeye devam et. Benim de hoşuma gidiyor açıkçası ama ben işin o tarafını takip edemiyorum. WhatsApp'tan gelen mesajlar takibimde. WhatsApp'tan bize tekrar yazın efendim. Vallahi seni dinlemiyorum yani, kusura bakma. Sen yok, konuşurken canım, ben buradan yorumları okuyorum. Ben zaten izleyicilerimize şu aramda birkaç böyle sohbeti gerçekleştirip sana döneceğim o zaman, tamam, Murat. Tamam, o zaman sen okumana, ben de yorumları okumaya devam tamam. Madem öyle yapalım. O zaman Fenerbahçe meraklıları için bir haberimize devam ediyorum. Teknik direktörlük görevine Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yıldız transfer çalışmalarına başlandı. Dünyaca ünlü teknik adam, dünyaca ünlü yıldız için akışa geçmiş oldu. Fenerbahçe yönetimi 127 milyon euroluk starın transfer için çalışmalara başladı. Kim bu star? 127 milyon euro. Evet. Peki kim bu star? Joao Felix. Fenerbahçe'ye getirmek için Mourinho'nun çalışmalara başladığı iddia edilmiş oldu Murat. Evet. Şimdi, Barcelona'da forma giyememesi halinde olumlu bakacakmış, evet, efendim. Bakalım. Yani. Zaten Mourinho geldiğinde sadece Mourinho olarak gelmeyeceğini söylemiştik. Dünyaca ünlü, önemli değil mi? Starları da evet, getireceğini belirtmişti. Bakalım Fenerbahçe'nin anlaşan o Ali Koç'un paraları. Ama güzel gelişmeler bunlar ve böyle sen zaten söylemiştin bunu ilk Mourinho haberini paylaştığımızda da. Fenerbahçe'den ataklar geliyor. Bakalım diğer takımlardan nasıl böyle tepkiler alacağız, adımlar evet, gelecek. Yani onlar da muhtemelen harcama limitlerinin dahilinde önemli topçuları getirecektir ama ben genelde bu kadar iyi isimler, bu kadar iyi kadro kurulduğu zaman birazcık orada şüphelerim oluyor Nurhan. Neden? Yani genel olarak böyle çok büyük bir teknik direktör ya da çok büyük umutlarla getirilen futbolcular yıl sonunda yani sene sonunda başarı getirir mi? O noktada biraz şüphelerim var. Birçok defa görmüş olduk. Yani çok önemli harcamalar yapıldığında direkt başarı gelemeyebiliyor ya da hayal kırıklığı yaratılabiliyor. Bildiğin gibi şu anda Mourinho'dan herkes inanılmaz şeyler bekliyor. Evet. Yani beklentiler çok yüksek olunca bu defa beklentileri karşılayamaması durumunda hemen eleştiriler de yoğunlaşacaktır bence. Tabii ki ama Mourinho'nun bir açıklaması olmuştu. Hatta biz de burada paylaşmıştık. Bu seneyi artık böyle kendisi bile erteleyip hani sonraki seneler için bazı açıklamaları olmuştu. Ki ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi gelir gelmez birisinden muhteşem bir değişim ve dönüşüm beklemek bana biraz böyle hani garip geliyor açıkçası. Çünkü bunu beklememeliyiz. Daha önce bir geldi, ısındı, böyle bazı açıklamalar oldu ki bence hemen bu transfer çalışmasıyla mesela özellikle hani yapılabilecek şeyleri zaten yapıyor ama yapıyor. Bu sene için böyle çok da hevesimizi kırmayalım bence. Gelecek dönemlere böyle biraz umutla bakalım istiyorum. Fenerbahçeli kardeşlerimizin başarılı olmasını, evet, çok çok istiyorum bir Galatasaraylı olarak ama teknik direktör dediğimiz şey bir altyapı oluşturacak, bir sistem kurması gerekiyor. Biz Türkler biliyorsun birazcık tez canlıyız. Yani yapısal reformlar, evet, ya da işte sabır noktasında çok ciddi eksiklerimiz var. Ancak Mourinho bakalım Türkiye iklimine alışacak mı? Gerçi Portekiz'le Türkiye insanı bence çok farklılık yok yani değil mi? İki taraf da çok yani, eğlenceli, evet, ve hareketli. Bakalım. Ama futbolun dinamiği bizde çok farklı. Bambaşka bir futbol şeyimiz var, camiamız var gerçekten. Kesinlikle. Murat. Çok fazlasıyla eleştiriyoruz, çok konuşuyoruz. Evet. Futbolda ekonomi aslında aynı. Yani herkesin konuştuğu, ortak kahvelerde, sokakta, her yerde konuştuğu nokta bir dolar. Bir de futbol tabii biliyorsun. Ki yani biliyorsun evet, böyle bir dış güçlerimiz var, bir futboldaki böyle şeylerimiz var, etkilerimiz var. Bakalım gelişmeleri sana aktarmaya devam edeceğim. Tamam. Sanırım yine böyle güzel yorumlar okuyorsun. Senin oradaki keyfini de çok bozmak istemiyorum açıkçası. O zaman ben böyle sıkılan yatırımcılarımız için biraz da borsadan haberler vereyim. Borsadaki savunma sanayi şirketlerinden 72.3 milyar liralık bir sözleşme yapıldığı bilgisi geldi. Sektörde yer alan 4 şirketin imza attığı yeni iş ilişkilerinin yanı sıra Aselsan'ın yurt içi ve yurt dışı müşterileriyle imzaladığı toplam bedeli
güncel kurla hesaplandığında 70 milyar 953 milyon 71 bin 615 lira olan yeni iş sözleşmelerinin dikkati çektiğini belirtelim Murat. Ve hemen yine borsayla devam edelim. 2024 yılı özeti geldi. Şimdi bence aslında en çok merak edilen nokta budur diye düşünüyorum ve hemen detaylara geçiyorum. Mayıs sonu itibarıyla tüm yatırımcıların portföy değeri geçen yılın sonuna göre %41 arttı. 5 trilyon 849 milyar 412 milyon liraya yükselmiş oldu. Şimdi Borsa İstanbul'da bulunan yerli yatırımcıların sayısı Aralık 2023'e göre %9 arttı. 8 milyon 296 bin 305'e ulaştı. Ama bu biliyorsun 8 milyonun altına düştük rakamdan sonra. Yabancı yatırımcıların sayısı ise 31 bin 945 oldu. Şimdi yılın başından bu yana toplam yatırımcı sayısının %9 arttığını ve 8 milyona çıktığını söylemiştik. 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı yılın ilk 5 ayında yaklaşık %30 yükseldi. 243 bin 254 kişiye ulaşmış oldu Murat. Evet, Borsa İstanbul'un ilk 6 ayının özeti efendim. Hem Borsa İstanbul'da yılın geri kalanında aslında olumlu bir beklenti olduğuna tekrar belirtelim. Kur cephesinde 38-40 TL arasında bir dolar bekleniyor. Borsa İstanbul cephesinde de en azından enflasyon kadar artışın olabileceği söyleniyor ki kritik Haziran ayındayız biliyorsun. Evet. Hem gri listeden çıkaracağız hem de bakıldığında Mehmet Şimşek'in Londra temasları var. Son dönemde bu temasların çok arttığını bahsetmiştik. Anlaşılan o ki Mehmet Şimşek aslında doğrudan bir yabancı girişinde çok istiyor. Aslında elimizde güçlü. Hem CDS'ler düştü hem kur da bir stabilizasyon var. Hem de rezervlerimiz artınca fırsat bu fırsat Londra'ya gitmiş olduk. Aynen öyle. Aslında bu noktada böyle biz hep Haziran'ı konuştuk ama Barclays'tan Temmuz ayına işaret geldi TL'deki değerlenme süreciyle ilgili. Sana onu da sormak istiyorum. İzninle hemen bir böyle benzine zam haberine bakayım ve seni böyle sorularımla yine böyle bir terletemiyorum da seni. Murat, her soruya bir cevabım var yani gerçekten. Vallahi terliyorum. Havalar çok sıcak. Allah'tan stüdyomuz birazcık serin de. Ama ben bu yazın özellikle çabucak bitmesini istiyorum artık Murat. Ay Murat, seninle burada çok ayrışıyoruz Murat. Yani seninle böyle her konuda bu kadar fikir noktasında ortak paydada buluşup bu yaz konusunda yani beraber bir tatile mi çıksak, ne yapsak, seni böyle bir sıcağa sevdireyim, yaza bir alıştırayım seni. Vallahi hiç sevmiyorum. Muhtemelen senin için sıcak olabilmesi için Yeni Delhi'deki 52 dereceye Nurhan'ı yatırırsak belki sıcak diyebilir yani. Belki. Gerçekten 40 dereceye bile o kadar dayanıklı ve duyarsız ki sıcağa karşı çok seviyor ama ben bir o kadar da gerçekten de mutsuz oluyorum. Evet, biliyorum. Sen de klimayı açıp böyle ayaklarını uzatıp sen onu seviyorsun. Ben de tam tersi sıcak havada kendim böyle dışarı atıp işte böyle her gün birisine adalara mı gitsek diye mesaj atmayı seviyorum açıkçası. Ne kadar güzel. Vallahi senin ikliminde olmak isterdim. O zaman böyle hemen son haberimi de paylaşıyorum ve tekrar bizim ortak ekonomi gündemimize gidiyorum. Benzine zam bekleniyor. Murat, zaten bu son iki gündür en çok konuştuğumuz konu. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere beklendiğini söyleyelim. 21 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1.35 TL civarında bir fiyat artışının öngörüldüğünü hatırlatmış olalım. Evet, enflasyona hafif de olsa bir etki etmesi bekleniyor. Ancak yine de enflasyon, Barclays'in önemli bir açıklaması vardı. Eğer ola ki %50'nin altına düşersek ve aylık artışta %1'lere yakınsarsa muhtemelen Merkez Bankası yılın sonunda bir faiz indirimi yapabilir. Ben de aynı kanaatteyim biliyorsun. Yani faizler şu anda %50'de. Eğer Merkez Bankası %38'lik enflasyon hedefini zaten tutturursa tam 12 puanlık yıl sonuna göre bir artı reel faizimiz var. Bence aceleci olmayacaktır ama en azından bu enflasyon hız keserse muhtemelen yılın sonunda da bir faiz indirimini efendim tartışırız. Bu tabloda tabii ki dolar tarafında kontrollü bir gidişat yani yukarı yönde bir hareket göreceğimizi belirtmiştik. Nitekim 32.50'deyiz. Muhtemelen evet. Böyle peyderpey değil mi? Belli aralıklarla artan bir dolar ve düşen bir enflasyona da önümüzdeki günlerde şahit olacağız. O zaman bir dolar endeksini sana sormak istiyorum. Şimdi biliyorsun Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra sen de zaten yayınımızın başında paylaştın. Şimdi Avrupa borsalarına böyle dalgalı bir seyir izliyoruz. Hatta böyle negatif görünüm olduğunu söylememiz mümkün. Ama Amerikan borsalarında da tam tersi bir durum var. Hani bu noktada dolar endeksini nasıl yorumlamalıyız? Önümüzdeki günlerde neler bekliyor bizi? Vallahi Nurhan şöyle söyleyeyim ben sana. Yani geçtiğimiz hafta biliyorsun Amerika Merkez Bankası'nın en azından bir faiz indirimini yapacak olması piyasalar açısından oldukça olumluydu. Yani en azından bir faiz indirimi olacak biliyorsun. Bu da dolar endeksini aslında çok ekstrem bir noktada yukarı yönde götürmeyecektir ama ben sadece bir dataya bakarak yani perakende satışlar olsun ya da bir tane Fed'in faiz kararına bakarak yıl sonundaki faizle ilgili yorumları hemen böyle kesinmiş gibi konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum ama bakıldığı zaman dolar endeksinde muhtemelen 103.80'li
105 seviyesi arasında, 106 seviyesi arasında bir paralel yatay bant göreceğiz. Eğer yılın sonunda Amerikan seçimleri öncesinde bir faiz indirimi olmazsa tabii ki dolar endeksi yukarı yönde gidecektir. Ancak burada Fed'in ne yaptığından ziyade rakipler ne yapıyor ona bir bakmak lazım. Yani Avrupa Merkez Bankası bildiğin gibi faizleri indirmişti. Anlaşılan o ki Avrupa'da bir resesyon korkusu var. Özellikle Avrupa'nın lokomotif ülkesi, en büyük ekonomisi Almanya tarafında son dönemde hem imalat dataları hem de biliyorsun sanayi rakamları oldukça düşük gelmeye başladı. Bu da aslında Almanya biliyorsun hep şahin taraftadır. Yani faiz indiriminden ziyade faizlerin en azından nötr kalmasını istiyor. Genişleyici para politikasını hiç sevmeyen, sıkı bütçe isteyen ve klasik Alman biliyorsun disiplinli bir ekonomi ister. Ancak son dönemde özellikle Alman ekonomisinin alert vermesi tabii ki onların da faiz indirim noktasında bir ısrar etmesine sebep oluyor ki az önce de paylaştık. Santone'de yine aynı şekilde eğer enflasyon hız kesmeye devam ederse bir faiz indirimini öngörüyor. Tabii bakıldığı zaman yani bu tablo değişebilir Nurhan. Yani Temmuz ayında biliyorsun Fransa'da seçimler var. Fransa, Fransız devrimiyle Avrupa'ya ve dünyaya aslında yön veren bir ülke. Yön vermiş bir ülke. Orada özellikle tekrar Le Pen'in yükselmesi durumunda eğer Macron'un yerel seçimlerde kaybetmesi durumunda muhtemelen aşırı sağ daha da yükselecek ve İtalya'da ve diğer ülkelerde de çok ciddi şekilde Euro karşıtı söylemler devam edecek. Bu hem Euro'yu zayıflatır hem de Avrupa'nın aslında resesyonunun daha da derinleşmesine sebep olabilir. Dolayısıyla erken konuşmamak gerekiyor. Ancak Avrupa'nın özellikle faiz indirimlerini yapacak olması, devam edecek olması FED'den ziyade Avrupa'dan dolayı bir yükselecek bir dolar endeksi de öngörüyoruz. Ne olacak? Önümüzdeki dönemde bakıldığında Euro'da ben daha da zayıflayıcı bir tablo bekliyorum aslında. 1.0680, 1.0540'lara doğru bir geri çekilme olabilir. Hem Fransa'daki seçimler, hem aşırı sağın yükselmesi, hem de tabii ki ECB'nin faiz indirecek olması. Fed'in de zaten hiçbir şey yapmasa bile sırf Avrupa'nın faiz indirmesinden dolayı yukarı gidecek bir dolar endeksi var. Bizim tarafta da tabii biliyorsun Merkez Bankası faizleri %50'ye kadar getirdi. Hani faiz indirme olasılığımız şu anda yok. Eğer ola ki tekrar faiz artırırsak bu TL'yi birazcık daha güçlendirebilir ama ne olursa olsun FED bu süreç içerisinde dolar tarafında tabii yıl sonunda 38-42 TL arasında enflasyon kadar bir kur artışı normal karşılamak gerekiyor. Yani FED noktasında aslında sadece FED'in faiz indirim sürecine değil aynı zamanda Avrupa'daki başta böyle Fransa seçimleri olmak üzere takipte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Valla Duran ben birazcık endişeliyim. Yani Sırbistan tarafından gelen açıklamalarda 3 ay içerisinde büyük bir çatışma olacağı söylendi. Sırbistan Başbakanı söyledi. Biliyorsun Devlet Bahçeli de Eylül ayında dünya çok iyi bir nokta değil ve Türkiye umarım çok fazla değişmez demişti. Son dönemde özellikle eski CIA Başkanı Amerika'da da büyük bir terör saldırısı beklediğini söyledi ve kırmızı alarm verdi. Ben eğer bu Avrupa'daki aşırı sağın yükselmesi anlaşılan o ki küreselcilerle eski dünya düzeni arasında çok ciddi bir çatışma da var. Yani aşırı sağ yükselerek aslında küreselcilerin tüm planlarını bozmuş oldu. Amerika'da eğer Biden seçilmezse yani Trump seçilirse önümüzdeki dönemde ben bir çatışma olasılığının da piyasalar tarafından takip edilmesi gerekir. Yani burada felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama dünyanın da hali ortada tabii biliyorsun. Ki. Yani her an bu anlamda büyük bir çatışma olursa Sırbistan Başbakanı'nın söylemiş olduğu gibi İngiltere cephesi de biliyorsun yani pil stok yapın, gıda stoğu yapın ve telsiz stokları stoğu yapın demişti. Sanki böyle bir önümüzdeki dönemde bir yeni bir salgın, yeni bir savaş riskini de hükümet yetkilileri aslında çok da uzak görmüyor. Böyle olursa tabii ki borsalarda ve faiz tablosunda bambaşka bir noktaya gideriz ama şu andaki piyasa koşullarında FED'in faiz indirecek olması en azından Amerikan borsalarında muhtemelen %10 daha prim yaptırır. Ama Avrupa tarafındaki tablo birazcık bence Fransa seçimlerine bağlı. Çünkü o tarafta bir değişim olursa, Le Pen zaferi elde ederse ve tekrar Frexit gibi biliyorsun Brexit yaşanmıştı. Fransa'nın birlik içerisinde kalmasıyla alakalı soru işaretleri gündeme gelirse bunun bir bulaşıcı etkisi olabileceğini, İtalya'da tekrar Itexit'i konuşabiliriz. Yani İtalya'nın birlikten çıkarılması gibi ki Meloni de biliyorsun aşırı sağ ve popülist politikaları uygulayan birisi. Yani ben birazcık daha açıkçası bu tarafta kaygılıyım. Yani Avrupa tarafında kaygılıyım. Amerika tarafındaysa işler daha olumlu gidiyor gibi.
Yani Amerika tarafında ben açıkçası Trump mı Biden mı seçimlerinde böyle mesela Fransa'da olduğum kadar emin değilim. Bence Fransa ve İtalya'da biz büyük değişimler gözlemleyeceğiz. Hı hı. Özellikle burada işçi partisi işte diğer tarafın vaatleri bence çok dikkat çekici. Ama Amerika konusunda hiçbir fikrim yok. Trump hep öndeydi. Şimdi Biden'ın öne geçtiği anketler var. Senin söylediğin gibi Amerika'ya hep diyoruz ya, oraya bir şey olmaz diye. Gerçekten biraz daha böyle ılımlı bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Ama Avrupa parlamentosundan sonra gerçekten Avrupa'da bir dünya düzeninin değiştiğini görüyoruz. Yani maalesef. Çok değişik tabii dijital çağdan sonra özellikle aşırı sağın yükselmesi aslında küresel düzende, küresel planda tüm oyunların, tüm planların da sekteye uğradığını gördük. Türkiye'de de biliyorsun ana muhalefet partisi yerel seçimlerde çok ciddi evet. bir zafer kazanmıştı. Anlaşılan o ki dünyada bir dönüşüm, bir değişim var. Ancak bu dönüşüm ve değişim aslında küresel cephenin de çok istemediği tarafta. Üzerine bir de Trump zafer elde ederse ki biliyorsun tekrar Amerika'nın işte büyük bir ekonomi olması ve özellikle Great America sloganıyla muhtemelen hem Çin'e çok ciddi ticaret yasakları gelecek hem de daha kapalı ekonomileri de tartışacağız. Evet. Bu da piyasaların ve özellikle küresel cephende çok istemediği bir tablo olur. Yani Biden'ı istiyor. Eğer Biden zafer elde ederse Avrupa'da yükselen sağ bir şekilde Amerika tekrar kendine çekebilir. Yani müttefiklik yapısını revize edebilir ancak hem Avrupa'da aşırı sağ yükselir. Üzerine bir de Trump seçilirse muhtemelen önümüzdeki dönemde bence daha kaotik ve daha politik fiyatlamalara şahit olabiliriz. Buna. O zaman gözümüz seçimlerde diyorsun. Kesinlikle. Biraz. Hadi bakalım. O zaman biraz da ekonomik takvime bakalım dilersen. Bugün zaten sen paylaşmıştın. Günün aslında en önemli verisi İngiltere'den gelecek karar diyelim. Ama hemen böyle gelişmelerle başlayalım. Saat 4.15'te Çin'den 1 ve 5 yıllık kredi prim oranlarını karşılamıştık. Saat 9'da önümüzü Almanya'ya çevireceğiz. Mayıs ayı üfeyi alacağız. Saat 10'da Türkiye'den Haziran ayı tüketici güvenini. 11'de ise Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe dengesi tablosunu alacağız. Saat 2'de önümüzü İngiltere'ye çevireceğiz. Tekrar hatırlatmış olalım. İngiltere'de enflasyon 3 yıldır ilk kez %2 seviyesine gerilemiş oldu diyelim. Saat 2'de haftalık para ve banka istatistiklerini alacağız. Aynı zamanda KKM verilerini alacağız. 15.30'da Amerika'dan Mayıs ayı önce inşaat izinlerini, ilk işsizlik başvurularını alacağız. Saat 5'te önümüzü Euro bölgesine çevireceğiz ve Haziran ayı önce tüketici güvenini alıyor olacağız Murat. Evet, bugün Türkiye açısından oldukça önemli bir gün aslında değil mi? 4. işlem günüyle evet. birlikte hem para ve banka istatistikleri hem de tüketici güven endeksini karşılayacağız. İngiltere tarafında bir değişiklik beklenmiyor ve zaten onlar da önümüzdeki dönemde muhtemelen bir faiz indirimi yapacaklar. Hazır enflasyon da evet. düşmüşken. Bu da aslında Fed'in şu anda faiz indirimini en erken Eylül ayında olmasından dolayı hem pound'a karşı hem de euro'ya karşı daha değerli olmasına da sebep olacak diyelim. Yani Fed hiçbir şey yapmasa da rakipleri zaten faiz indirmesinden dolayı bir miktar daha efendim yavaşlayan bir dolar endeksi göreceğiz. Bitcoin'i çok soranlar var. Evet. İzinle bir cümle onları yorum evet. yapmak istiyorum. Burada özellikle az önce paylaştım yani banana zone dediğimiz işte muz alanı dediğimiz bir analiz var. Burada özellikle biliyorsunuz Bitcoin fiyatlarında 74 bin dolarla 65 bin dolar arasında bir sıkışma vardı. Bu halvingden dolayı yaşandı. Ben artık yavaş yavaş halving fiyatlamasını oran geride bırakacağımızı düşünüyorum. Yani biliyorsun halvingden dolayı Bitcoin fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Evet. Çünkü Bitcoin'in arzı arttı. Ama bu yatay band özellikle önümüzdeki dönemde 65 bin dolar üzerinde kalıcı olduğu sürece bence Bitcoin fiyatlarında önümüzdeki dönemde birçok anlamda önemli fırsatlar var. Zaten Fed'in ne yapacağını çok bilmiyoruz. Jeopolitik risk olasılıkları var. Bunların hepsi Bitcoin'e yazar. Biraz daha uzun vade işaret ediyorsun o zaman. Yani Bitcoin dediğin şey zaten anlık alıp satmak satılacak bir ürün değil. Yani özellikle kaldıraçlı da işlem yapmamak gerekiyor. Çok riskli bir ürün. Ancak arzı kısıtlı olan bir şeyi bir her fiyattan almak gerekiyor. Yani eğer bas senaryomda 150 bin, 200 bin dolar arasında bir bas senaryom varsa 65 bin dolardan da almak gerekiyor. Tabii. 60 bin dolara da almak gerekiyor. Senin gibi 15 bin dolarda al dediğimiz halde bir de evet. almayanlar var ben, biliyorsun. Evet, ben dün almaya kalkıştım bu arada biliyor musun? Dün dedim ki artık bir şunu alayım yani. Nedense ben böyle şey zamanlarını seviyorum Murat. Seni dinliyorum aslında. Çok da seviyorum seni dinlemeyi ama teşekkür ederim. Bitcoin konusunda kafam biraz karışık. Aslında Bitcoin değil. Ben genel olarak yatırım noktasında biliyorsun ki ne zaman öleceğim belli değil. Neden yatırım Allah yapıyorum olsun. Modunda bir insanım ki sokak röportajında bir amcamız vardı benimle aynı fikirde. Param varsa şimdi harcarım diye. Ben daha o evreye gelemedim açıkçası. Ya aslında bu yeni dünyanın düzeni aslında bakıldığında. Yani enflasyon ve varlık fiyatlarının artması insanları yarınlara dair aslında çok da plan yapmamasına sebep oluyor. Evet. Özellikle siz gençlerde böyle bir tablo var. Yani, nasıl olsa hani ev alamayacağım, nasıl olsa araba alamayacağım, nasıl olsa enflasyondan dolayı cebimdeki para eriyor. Yani zaten birikim yapsam ne olacak ki? En iyisi ben işte tatile gidip 400 liraya bir evet, portakal suyu evet. içsem daha
iyi olur diyorsun. Yani Murat, ne kadar vaktimiz kaldı bilmiyorum ama mesela en azından ben Z kuşağını böyle bir yılla kaçırmış birisi olarak şunu söyleyeyim. Hani cebimdeki paraya diyorum ki en azından dünyanın güzelliklerini keşfedeyim. Mesela son olarak biliyorsun yurt dışı harcını tartışmaya başladık. Bence bayram tatilinin en böyle şeyi gündem maddesi oydu gerçekten. 150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını konuşuyoruz. E şimdi benim yaş grubum ne yapsın? Siz gezdiniz, gördünüz. Cebinize koydunuz anılarınızı. Biz de diyoruz ki yatırım yapmayalım da biraz daha böyle dünyayı gezelim. Ne var ne yok bir öğrenelim. Yani en azından ben açıkçası öyle düşünüyorum. Evet, çok haklısın. Yani bir umutsuzluk ve bir aslında her anlamda bir çaresizlik de var. Evet. Bizde de alamıyoruz. Yurt dışı işte ücretler de çok artmaya başladı. Nurhan, bir dakikamız var. İstersen gündeminden birkaç başlık konuşalım. Tabii ki. Otomotiv üretim efendim %2 gerilemiş oldu. OSD tarafından açıklandı. Bu tabii ki otomotiv sektöründeki daralmayı her anlamda gösteriyor. Evet. Taleplere bir düşüş var, arz tarafında da bir düşüş yaşanıyor. Aynen öyle Murat. Verilere hemen bakalım. Geçen yıl ilk 5 aylık dönemine göre %1 artış sağlayan otomobil üretimi 391.932 adede ulaşmış oldu. Zaten hep konuşuyoruz. Şimdi üretimde %2 gerilemeden söz ediyoruz. İkinci el satışlarında da hep gerilemeden söz ediyorduk. Şu anda zaten sıfır araçlardaki kampanyalara dikkat çektiğimiz haberlerimiz vardı. Ama bu gerilemenin ne kadar süreceğini takip ediyor olacağız. Hemen son bir cümleyi de elde kalan kurbanlıkların et ve süt kurumunun alacağı bilgisini paylaşalım. Belki meraklıları vardır. Hayvan pazarlarından bu sene böyle çok fazla aslında sitem olmuştu. Mallarımız elimizde kaldı, hayvanlarımız hala pazarlarda diye. Et ve süt kurumu onları da değerlendirip alacak efendim. Bunu da hatırlatalım. Evet, enflasyondan dolayı ibadetlerimizi bile zor gerçekleştirdik bu bayramda efendim. Özellikle benim eskiden ne iş yaptığımı soranlar var. SPK lisansı var mı diye soranlar var. Hem ileri düzey hem de türev düzeyi var. Eskiden de uluslararası piyasalarda çalıştım efendim, yatırım danışmanlığı, araştırma direktörlüğü, birçok pozisyonda çalıştım ama piyasanın içinden geliyorum. Yani hem bankacılık yaptım hem de yatırım tarafında çalıştım. O bir taraftan da onu tartışıyor izleyicilerimiz. Nurhancığım çok teşekkür ederim. Yani bugün güzel oldu. Yarın da bolca zaten para ve banka istatistiklerini konuşacağız. Ben teşekkür ediyorum Murat. Evet, Nurhan Çalı'da uğurladıktan sonra efendim kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sayısal medya ve aynı zamanda Ankara gündemini konuşacağız. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.